var. Kendisine merhaba diyelim ve bugünün hikayesini, aslında dış politikayla ilgili önemli gelişmelerin olduğu bugünün hikayesini Sermet'ten alalım. Sermet. Merhaba Aslı Hanım, iyi yayınlar. Küresel piyasalarda haftanın ilk iş gününü değerlendirirsek, özellikle Brexit başlığının sizin de vurguladığınız gibi varlık fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ettiğini gördük diyebiliriz. Avrupa borsalarında kayıplar sürdü, %2'yi aşan aşağı yönlü hareketler gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu da yine Brexit'in etkisinin bu haftada devam ettiğine yönelik bir işaret olarak değerlendirilebilir. Özellikle bankacılık pay senetlerinde önemli aşağı yönlü bir baskı gördük. Avrupalı sterlin, frank, euro gibi para birimleri dolar karşısında dirençsiz kalmaya devam etti yine Brexit'in odak noktasında olduğu yeni günde. Bunun yanında Avrupa'da ve dolayısıyla dünyada İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması kararı sonrasında gelen belirsizlik, yatırımcıların en azından şimdilik yeni ve majör bir adım atmasının önüne geçiyor gibi görünüyor. Sizin de vurguladığınız gibi Borsa İstanbul bugün dış politikanın daha ılımlı sürdürülebileceğine yönelik inancı almayı tercih etti bir miktar ve Avrupa'daki bu sert satış dalgasından kaçındı diyebiliriz. O yüzden Avrupa'daki bu durum birazcık daha farklı yansıdı aslında yurt içi piyasalara. Ancak Türk lirası için küresel risk algısı önümüzdeki dönemde belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor yine. Baktığımızda ki 2.92 seviyesinin üzerinde eğer kalmaya devam ederse kur yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca evet, Brexit şoku yaşandı. Ancak bunun sonrasında siyasi ve politik adımların yanında piyasalar merkez bankaları tarafından gelecek olası hamleleri de artık dikkatle bekleyecekler gibi gözüküyor. Avrupa'da bir politik sıkıntı var. İspanya seçimleri, sizin de vurguladığınız gibi ayrıca Brexit önemli başlıklar. Bunların en kısa sürede nasıl rayına oturtulacağını piyasalar görmek isteyecek gibi gözüküyor. Günün devamına bakarsak bu hikayede İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmayı seçmiş olması yine önemli bir faktör olarak piyasalarda yön verici, dinamik olarak çalışmaya devam edecek gibi gözüküyor ki Wall Street de güne Avrupa'daki endekslere paralel bir şekilde negatif başladı diyebiliriz aslında. Çok teşekkür ediyoruz Sermet Doğan'a. Uğurladık Sermet'i. Cüneyt Başar